Hiç kopya çektiniz mi? Hayır. Ders çalışıyorsunuz, kopyanızı çekmiyorsunuz. Aynen öyle. Aynen. Alkışlar Reza! Bravo! Çektim. Zevkle yaptığım bir şeyde yakalandım aynı zamanda. Hiç kopya çektiniz mi? Ben teşkilat kurdum kopya çekmek için, biliyor musunuz? Ben kendim çalışmıyordum, yanımdakileri çalıştırıyordum. Kardeşim sana da yardım edersin değil mi be? Göstermeye çalışayım. Bir kere yakaladı, o da çekemeden yakaladım. Evet, çok çektim. Hani gönül rahatlığıyla çekiyordum. Evet. Evet. Ben genelde kağıdı yazıp bacağımın altına koyuyorum. Kaldırınca bakıyorum. Zaten birbirimize bakınca mesela böyle yapıyoruz. Sonra bu iki ise iki falan gibi. Üç lan üç. Oğlum üçüncü soru. Hay! Evet, çektim. Özellikle bir kopya taktiğim yok ya. Yani pek arkadaşlar arasında çekmiştik. Sen kımıldama. Sen bakma. Kıpırdamayın. Çektim. Bayağı zor oldu ama güzel oldu. Kalemliğin arasına sıkıştırıyordum yazıları. Silgiye yazmıştım. Arkadaşıma verirken yakalanmıştım. Tabii ki de. Yani herkesin yaptığı gibi arkadaşlarıma bakardım hani. Evet, çok çektim. Ya arkadaşımla çekiyorduk genelde. Böyle uç kutusunun arkasına falan yazıyorduk. Profesyonel oldum artık. Çektim. Peçete yazmıştım. Hastaydım o sırada. Peçeteye açıp açıp bakıyordum. Çok. Çok fazla yani. Kağıdı yazıyorduk. Yazı kağıdın altına koyuyorduk. Hoca gelince alttan bakıyorduk yani. Yakaladı. Seyitlerden dolayı başvukola geçtim. Orada da aynı taktiği sürdürdüm yani. Çektim. Çektim. Evet. Mesela kadınlara hani etek giyiyorlar ya. Liseye falan giderken bacağın hani. Yok hayır, ben bacağıma yazdım. Genelde silginin üstüne falan yaz. Kağıda. Çektik tabii. Taktik tükenmezdi ya. Nasıl anlatayım ya. Telefon zaten bizim okul telefon servis. Telefonu açıp çekiyoruz yani normal olarak. Yakaladı yani birkaç kere de bir şey demediler zaten. Çektim. Arkadaşımdan baktım. Gizledi ama ben yine de böyle baktım, kalktım. Çöpe falan gittim, gördüm onu. Gördüm, hocalar falan hiç fark etmedi. Yakalanmadım, öyle çektim gittim. Evet, koluma yazmıştım. Su şişesinin arkasına yazıyor.